Son seansta karşınızdayız. Son seansta ikinci bölümde çöp meselesini konuşacağız. Dolayısıyla ekran başında olmanızı tavsiye ederiz. Birinci bölümde her cuma olduğu gibi hisse seansı yapacağız ve Cüneyt Paksoy ile konuşacağız. Cüneyt Paksoy hisse seansında bizimle birlikte olacak. Şu anda hazırlıklarını yaptı. İkinci bölümde Konya Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimoğlu bizimle birlikte olacak. Çin son yıllarda çöp ithalatını durdurduğu için artık Türkiye Avrupa'nın bir numaralı çöp deposu durumuna gelmiş vaziyette. Avrupa'nın bir numaralı çöp ithalatı yapılan ülkesi konumundayız. Acaba bu durum ne kadar sürecek diye soracağız. Rakamlara bakıyoruz. Dow Jones 34.210 puanda 0.43 yukarıda. S&P 500 4159 puanda, orada da 0.13 yukarıdayız. Nasdaq aşağı doğru hareket ediyor, 13.447'de. Amerikan tahvilleri geliyor. Amerikan 2 yıllıkları 0.157'de, 2.61 yukarıda, çok hızlı bir tırmanış var. 10 yıllıklar 1.619'da, düne göre bir miktar aşağıda, 0.31 aşağıda. Amerikan 30 yıllıkları da 2.328'de, orada da sabit ve yatay bir seyir var. Sırada emtia gelecek. Ons altın 1877 dolardaydı. Yayına başladığımızda ons altın yönünü aşağı doğru çevirmişti. Şu an itibariyle yatay 0.02 yukarı gibi gözükmekle birlikte yatay sayılır bu seyir. Brent petrolde 66 dolar 54 sent civarındayız. 2.65 yukarıda. Amerikan ham petrolü de 63 dolar 66 sentte. Orada da 2.79 yukarıdayız. İki petrol arasında yaklaşık 2,5 dolarlık bir fark var. Evet, her cuma olduğu gibi bu cumada, bu seansta, son seansın ilk bölümünde hisse değerlendirmesi yapacağız. Bugün bize Cüneyt Paksoy eşlik edecek her zaman olduğu gibi. Cüneyt, hoş geldin. İyi akşamlar Ali abi, yayınlar. Çok teşekkürler. Seni biraz yorduk hisse çalışman için, epey bir zaman harcadın diyebiliyorum. Ama bu programların çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. İzleyicilerden gelen tepkilerden biliyorum. Çünkü bu seansı dört gözle bekleyenler var. Yatırımcılar, trade edenler, piyasada alıp satanlar açısından haftanın son günü böylesi bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Çünkü yeni haftaya nasıl başlamaları konusunda da, başlamaları gerektiği konusunda da bir kılavuzluk oluşturuyor aynı zamanda. Önce bugüne ilişkin bir genel değerlendirme rica ediyorum. Hatta haftaya ilişkin, pazartesinden başlayarak nasıl bir hafta geçirdik, bugünü nasıl tamamladık, hem kur açısından hem borsa açısından, sonra portföyündeki hisseleri şöyle tek tek dökerek geleceksin. Rejimiz de sana o hisselerle birlikte eşlik edecek. Buyurunuz. Öncelikle yorgunluk, tatlı bir yorgunluk. Yorgunluk diye bir şey yok bizim meslekte, biliyorsun Ali abi. Sevgiyle yapıyoruz ve yıllardır evet, seninle beraber rehberlik edebiliyorsak, faydalı olabiliyorsak ne mutlu diyerek başlamak istiyorum. Aslında yurt dışında haber akışları net birkaç konu üzerinde birikti ve artık FED toplantısına kadar, 15-16 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen FED toplantısına kadar belli oldu ki FED'in üzerine oynanan bir piyasa süreci göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Evet. Ana konu enflasyon. Şimdi enflasyonla ilgili her şey konuşuluyor, herkes bu topa giriyor. En son bugün Çin'den bir açıklama vardı, emtia tarafındaki yükselişler enflasyonu tetikliyor. O yüzden arz talep dengesi üzerinden dikkat etmek lazım diye. Yani bizim de o zaman Çin'e şu soruyu sormamız lazım. Emtia'nın ana talepçisi durumunda olan ülkenin arz talep dengesini nasıl dengeleyeceği ve enflasyon konusundaki kaygıları nasıl gidereceğini ben de merak ediyorum açıkçası. Evet. Ama neticede Çin'in bu açıklaması önemliydi. Emtia fiyatları üzerinde de bir miktar baskı oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası Lagarde enflasyon 2021'de bir müddet yükselebilir ama kalıcı olmayacak. Devamında kademe kademe yükselecek dedi. Bu şu demek. Ben çok temkinli ve dikkatli gidiyorum. Zaten lüksüm yok demişti daha önce. Çünkü İtalya 10 yıllıklarla ABD 10 yıllıklar arasındaki makas kapanmaya devam ediyorlar. Evet. Hatırlarsın
birkaç haftadır seninle bu uyarıyı yapıyorduk. Hatta 1,5 aydır. Evet. 3 aydır ABD oyunlukları konuşuyorduk. 1,5 aydır da İtalya oyunlukları konuşuyoruz. Çünkü 7'den 0,50'lere düşmüş İtalyan 10 yıllıkların en büyük sebebi Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı alımlar. Evet. Eğer merkez bankaları sahneden çekilecekse, önce FED, sonra ECB ki beklemiyorum, net söyleyeyim, bu spread orada durmaz. ABD 10 yıllıklar yukarı gitmeye devam ettikçe o spread kapanır ve kapandıkça iki şey oluşur. Bir, global ölçekte bir faiz baskısı, gelişen piyasalara da yansıyacak şekilde. İki, hisse senetlerinden başlayarak emtia tarafına doğru ilerleyen bir satış süreci. Evet. Şimdi bunun isteyeceklerini ve istediklerini zannetmiyorum. Ama yine aynı noktaya döndük. Kötü veriyi piyasayı desteklemeye devam edecek galiba bir müddet. İslam verisini konuşuyorduk. Bugün de çok ilginç bir ironi teşkil ediyor. Hani bu hafta içinde piyasayı toparlayan figür olarak konuşulan ABD 10 yıllık tahvil ihracı yapıldı Ali abi. Enflasyona evet. Endeksli. Şimdi yeterli talep gelmediği için bu tahvil ihracına piyasa onu şöyle yorumladı ya da yorumlamak istedi. Enflasyon sorun olmayacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı da FED erken masadan kalkmayacak. O zaman bu talep yetersizliğini biz pozitif görüyoruz. Yorum bu. Evet. Şimdi bu yorumla beraber borsalarda alım gördük. Ama FED tutanakları diyor ki birkaç üye konuşmaya başladı. Varlık alımlarında, tahvil alımlarını zamanından önce konuşmaya başlamak gerekiyor. Niteliğini hem nitelik yani her tahvili almayalım hem de miktarı biraz aşağı doğru genişletelim, aşağı doğru çekelim. Evet. Şimdi bu tartışmalara eğer siz ABD 10 yıllık enflasyon endeksi tahvil getirisi üzerinden bir karşılık veriyorsanız bu eksik bir karşılama olur. Neden? Çünkü bir yandan enflasyon gibi bir koruma aracını içeren ABD tahvillerine neden yeterli ilgi gelmiyor? Ben asıl oraya konsantre olurum orta ve uzun vadede. Daha mı yukarıda bir faiz fiyatlaması istiyor? Artı eğer oraya talep gelmiyorsa normal olan tahvile niye talep gelmiyor? 1.60-1.70 bandı içinde kalmaya devam ediyor. Özetle piyasalar idare etmeye devam ediyor. 2 haftadır Ali abi. Yani bu özellikle enflasyon tartışmaları açılmaya başladığından beri borsalar özellikle S&P 500 endeksi ve DAX endeks, benim baktığım iki önemli major endeks, yukarı yönlü yeni rekorlar görmüyor. Aşağıda kırılmıyor ama aşağıyı test ettiler bu hafta. Belki de bu haftanın en önemli notu oydu. 4000'lerde, 3950'lerde S&P'nin desteği var. 14.850'de, 15.000'lerde DAX'ın desteği var. Evet. Bunlar major kritik destekler. Buralara doğru geldi, hemen tepki geldi bu haber başlıklarıyla. Onun için ben 2 haftanın özetini şöyle yorumluyorum. Global piyasalar bozulmak istemiyor ABD teşvik paketi gelene kadar. Ama FED'i de göreve çağırmaya devam ediyor. FED eğer 15-16'sında gerçek anlamda piyasaları rahatlatacak bir sinyal vermez ise FED sonrası fiyatlamalar farklı olabilir. O uyarıyı yapalım. Oradan bize geldiğimizde de dolar TL tarafında kapalı olduğumuz günlerde 8.50-8.60 bandına doğru ataklar gördük. Evet. Ama açık olduğumuz günlerde yani piyasanın tüm aktörlerinin açık piyasada işlem yaptığı günlerde yerli bankaların, piyasa yapıcı bankaların, yabancı bankaların ve bireylerin ve kurumların, tüm kurumların işlem yaptığı günlerde ağırlıklı işlemler 8.25 ile 8.40 bandı içinde gelişti. Bu şunu gösteriyor. Hacimsiz global işlemlerde biraz yukarı yönlü oynamak isteyen bir yabancı yatırımcı efekti var. Ama iç piyasada henüz yönünü arayan enflasyon verisine odaklı, Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte alacağı kararlara odaklı. Henüz içselleştirmemiş Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını, o yüzden aşağı gelemiyoruz. Ama yukarı da gitmiyoruz, bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Merkez Bankası toplantısını, Fed'in kararları sonrası global piyasayı, bir de 14 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmeyi. Evet. Bunun neticesinde ABD-Türkiye ilişkileri nereye evrilecek? Özetle bizim açımızdan da aslında yukarı gitmek isteyen bir piyasa 2 haber başlığı bu haftanın bence önemli major başlıklarıydı. Bir, yabancı alımlarında uzun bir süreden sonra tekrar bir yukarı yönlü hareket başladı. Bunu gözlemliyoruz. Özellikle banka hisseleri önderliğinde. 2,
İki önemli hissede hem Garanti Bankası hem Sabancı Holding'de zaten önemli ölçüde bir fon tarafından alım yapıldığı kapa bildirildi. Mecburiyet bu. %5'in üzerine çıktığınız andan itibaren halka açık oranın alım yaptığınız andan itibaren bunu bildirmek zorundasınız. Yüklü miktarda Garanti Bankası ve Sabancı Holding hisselerinde alım yapıldığı söylendi. Bu da borsayı destekledi. Global piyasalar bozulmadıkça yukarı gitmek isteyen bir borsa İstanbul var. İkinci dinamiği de kur ve tahvil dengesi mevcut süreçte en azından kaldıkça, yukarı yönlü gitmedikçe, 8.50-8.60'ı aşmadıkça banka hisseleri önderliğinde yukarı, çünkü banka hisselerinde de bir hareket gözlemledik. Özetle ben bizim adımızdan son gün işlemler biraz baskılı olsa da o baskıyı aslında yabancının girmeye başladığını gözlemlediğim bir sinyal olarak algılıyorum. Çünkü baskı varsa aşağı yönlü inmesi gerekir. Yukarı yönlü gitmiyorsa da mal toplama reaksiyonudur. Evet. Ama dediğim iki şart önemli. Global piyasalardaki konfor alanı bozulmamalı. Ve içeride tahvil ve kur tarafında ekstrem bir negatif marjinal bir hareket oluşmamalı şeklinde sevgili Ali abi. Peki. Bu haftanın özeti bu. Hisseye geçmeden önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bir açıklaması var. Enflasyondaki artışın geçici olduğunu düşünüyorum diyor. Oysa çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kaldık yıllık bazda. Özellikle üretici enflasyonda çok yüksek. Tabii Amerika ile yarışan bir enflasyon değil henüz, onu söyleyelim. Amerika bir enflasyon tehdidi altına girdiğini örtülü biçimde dile getiriyor, onu biliyoruz. Ama Avrupa'da veriyle böyle bir durum sabitlendi. Evet, henüz yok diye söylüyor. Ve Christine Lagarde da böyle bir tehdit görmüyoruz, bu geçici bir durumdur diyor. Sana göre acaba Avrupa bir enflasyonun pençesine doğru düşmüş olabilir mi? Yani bunu söylemek için henüz erken. Hani değerlendirmeyi de yaparken de Lagarde'ın zaten bunu niye söylediğini, söz yönlendirmeyi niye yaptığını anlatmaya da gayret ettim. İtalya gibi ülkeler oldukça doğru. Avrupa Birliği içerisinde bunları defans etmek zorunda. Enflasyonu kabullendiğiniz an enflasyona karşı politikalarınızı Merkez Bankası olarak geliştirmek zorundasınız. Negatif reel faizde kalamazsınız herhalde. Negatif reel faizde kalamadığınız andan itibaren maliyetler yükselen İtalya faizleri orada kalmaz. İtalya faizleri orada kalmadığı sürece, alıcı da gelmediği sürece İtalya faizlerinin yükselişi İtalya'yı sıkıntıya sokar. İtalya'nın sıkıntıya girmesi döner, Avrupa ülkelerini sıkıntıya sokar. Ben bunu bir söz yönlendirme olarak düşünüyorum ama şimdi hakikaten açılmalar başlayacaksa, açılma çalışmaları sonrası yavaş yavaş, Haziran itibariyle kademeli açılımlar Avrupa'da da netleşecek. Bir fiyat yükselmesi kaçınılmaz Ali abi, net. Evet. Çünkü bir birikmiş talep var ciddi miktarda. Aynı bizim yaşadığımız enflasyonun benzeri bir enflasyonu. O oranda değil tabii ölçek ekonomisiyle. Ama bir enflasyonu yaşamaları muhtemel. Amerika bunu verilerde artık teyit etmeye başladı. Avrupa verilerine de bu girecektir yavaş yavaş. Ve Almanya'nın, sen de çok iyi bilirsin, en çok korktuğu konu enflasyondur. Eski tarihsel kökeninde en çok mücadele ettiği konulardan biridir çünkü. Kendi üzerindeki sıkıntıları gidermek için o kalkınan, sanayileşmiş Almanya olana kadar en büyük mücadele ettiği konu Almanya'nın enflasyondur. Oradan gelen bir yıllara sahip bir alışkanlıkla beraber Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası'nın üzerinde baskı kurması muhtemel. Almanya seçimleri de yaklaşıyor biliyorsun, Merkel görev değişimi doğru hazırlanıyor. Evet. Böyle bir noktada Avrupa'da önümüzdeki dönem eğer hakikaten açılmalar netleşecekse, turizm sezonu açılacaksa, turizm sezonu hızlanacaksa, İtalya, İspanya gibi önemli turizmle beslenen ülkelerde aktivite normalleşecekse bu yukarı yönlü bir fiyat hareketi ister istemez getirecek. Bunu nasıl çözecekler? Üretimi arttırarak çözmek bir tabii ki formül. Üretim motivasyonunu sağda tutmak için zaten yeterince destek veriyorlar. İç denetlemek demek mümkün ama en son davranacakları politika Merkez Bankası'nın faiz artışı ya da tahvil alımı noktasındaki farklılık olacak. Çünkü başka türlü gideremezler. Bir net gerçeği çünkü piyasalar bir türlü konuşmuyor. Hep iyi senaryo üzerinden gidiyoruz ama pandeminin hangi tarihte biteceğine dair net bir açıklama yok. Ancak öngörü olarak Dünya Sağlık Örgütü evet. ve diğer kurumlar en erken 2022'nin ilk çeyreğinde tamamıyla biz rahatlayabileceğiz şeklinde yorumlamalar geçiyor.
Demek ki tedarik şu an, yalnız olumlu gelişmeler var. Nasıl bize BioNTech'in bir 130 milyon dozluk ilaç aşı çalışması gibi, hem IMF'den bugün bir kredi aşı için kredi imkanı olmayan tabii kredi, 50 milyar dolar, evet çok ciddi 50 milyar dolar önemli bir rakam, artı aşı üreten önemli kurumların da bir araya gelip bir konsorsiyum eşliğinde aşı tedarikini kolaylaştıracakları. Amerika'nın da elinde bulunduğu fazla stok paylaşmaya hazır oldu. Şimdi bu haberler aslında olumlu haberler. Eğer hakikaten dünya global ölçekte önemli ölçüde aşılanma içerisinde devam edecekse, biz pandemiyi aştıkça enflasyonu aşağı çekmek için merkez bankaları elinde sonunda devreye girmek zorunda kalacak Ali abi. Şimdi bu ironiden bakalım nasıl kurtulacak? Hakikaten çok güzel bir soru sordun. Hani bunu sözlü yönlendirmeyle bir yere kadar yönetebilirsiniz. Bir noktadan sonra rakamlar ardışık olarak yüksek enflasyonu teyit etmeye başlarsa merkez bankaları beklenenden önce bir gelişim içine girebilirler. Ama orada da elleri kolları bağlı, söylediğim sebeplerden. Gerçekten zorlu bir döneme giriyoruz. Yani iyileşmenin o ilk efektini atlatmak için kesinlikle ve kesinlikle üretimi ekstra desteklemeleri gerekiyor ve vergi politikalarında yukarı yönlü değil, aşağı yönlü bir politika izlemeleri gerekiyor. Ama an itibariyle Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği de konsensüsüne girdi. Vergi politikalarında yukarı yönlü bir model içinde olmaya gayret ediyorlar. Hatta asgari müşterek bir 15 ile 25 bandı içinde bir asgari vergi, kurumsal vergi belirleyelim diyorlar. Bakalım bunu yapabilecekler mi? Özetle ez cümle, özel bir döneme giriyoruz. Evet. Yılın ikinci yarısı gerçekten FED'den sonra çok sıcak geçecek Ali abi. Yaz tatili galiba yapamayacağız biz piyasacılar. Peki, şimdi derin bir nefes al. Çünkü uzun bir söylev çekeceksin. Yani daha doğrusu uzun bir konuşman olacak. Şimdi hisseyle ilgili nereden başlamak istersiniz bilmiyorum ama eğer bir tercihiniz yoksa ulaştırma sektörüyle başlayalım. Çünkü o havacılık ve ulaştırma sektörü turizmi çok yakından ilgilendiriyor. İster oradan başlayın, ister istediğiniz yerden, size bırakıyorum. Bir dinleyelim şimdi sizin hisseyle ilgili değerlendirmenizi haftalık. Ali abi, bir model portföy gibi hazırlıyorum ben bunu aslında. Yani tamam. Seçilmiş önemli hisselerin, özellikle de BIST 30, BIST 50, maksimum BIST 100 içerisinden seçmeye de gayret ediyorum bunları. Prim yapmış olanlar, düzeltme içinde olanlar, prim yapmamış olan hisseler toplamında bir güzel model portföy gibi düşünmek lazım bunu. Tamam. Şimdi ulaştırma ile ilgili hisselerle başlamadan önce bir üç endeksi, ana endeksi bir yorumlamak lazım bence kısaca. Borsa İstanbul, Bankacılık Endeksi ve Sanayi Endeksi. Evet. Çünkü Sanayi Endeksi taşıyıcı, Bankacılık Endeksi baskılayıcı ve Borsa Endeksi İstanbul'da bu ikisi arasında kalan bir endeks görünümü içinde halen. Ama son birkaç gündür, özellikle bu hafta belirginleşen bir şekilde Bankacılık Endeksine yukarı yönlü hareket, makasın aşağı doğru değil yukarı doğru kapanabileceğine dair bize bir umut verdi. Umarım böyle devam eder. Çünkü Bankacılık Endeksi yukarı gidemiyorsa, gidemeyecekse, aşağı yönlü devam edecekse, Sanayi Endeksi ister istemez aşağı yönlü harekete başlayacaktı. Bunun bir provasını gördük geçenlerde. Evet. O makas aşağı yönlü kapanacaktı. Neyse ki şimdilik bu haftayı o sinyalle kapatmıyoruz. Benim için en önemlisi o. Borsa İstanbul'da 1400-1430, 50-21-13 günlük ortalamanın bulunduğu alan önemli. İlk destektir. Buranın altına sarkmalarda 1250-1350 bandında sınır destektir. Buralara geri çekilmeler yukarı yönlü hareketi bitirmez, zamanı geciktirir. Ama 1450 üzerindeki, 1451 kapanışı önemli. Tam 1450 üzerinde bir kapanış. Evet. Devam ederse 1500-1600 ilk hedef. Daha önce düzeltmenin başladığı bölge. O bölgenin geçilmesi Borsa İstanbul'da 1750'ye kadar bir alan açacak Ali abi. Evet. Bunun için dinamikleri söyledim. Yurt dışı ve yurt içindeki tahvil ve kur tarafındaki hareketlilik. Bankacılık endekse döndüğümde 200 günlüğe doğru hareket başladı. Evet. Tam Bankacılık Endeksinin kapanışı 1180. 50 günlük ortalamadan kapandık Ali abi. Çok önemli. 21'i geçtik. 50'ye geldik. Gapleri kapatıyoruz. Yukarıda yavaş yavaş 1300'e doğru gidiyoruz.
Bence 1300'ü geçersek önümüzdeki günlerde Mayıs'ın kapanışı ve Haziran'a FED'e doğru gider. Ve kendi merkez bankamıza doğru giderken 1300 gelip 1300 üzerinde kapanışlara başlarsak bankacılık indeksi 1400-1750 bandı için hareket edecek. Bu da Borsa İstanbul için yeni rekorlar anlamına gelecek. Çok net. Daha önce de çünkü böyle olmuştu. 200 günlüğe gelen bankacılık endeksi 200 günlüğü kırdıktan sonra Borsa İstanbul'dan biz rekorlar görmüştük. Onun için bir kez daha 1000-1100 bandına geri dönmeden 1300'e gitmek ve devamlı yukarı çıkmak. Bu hafta iyi kapadık. Alımlar da devam edebilir. Sınai endeksinde de 2686 kapanışı önemli. 2700-2720 gibi önemli bir direnci geçebilirsek 2850-2900'e kadar hareket devam eder. O zaman sınai endeksi içinde yer alan hikayesi güçlü firmalar, örneğin demir çelik sektörü çok ciddi primler yaptı. Onun dışında çok önemli firmalarımız var. Hem sınai endeksi içinde yer alan hem farklı sektörlerin içinde yer alan hisselerin performansının devamı mümkün olacak. Sınai endeksi içinde yalnız önemli desteğin aşağıda 2600-2550 olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Buradan yavaş yavaş hisselere geçelim Ali abi. Peki. Ve senin dediğin gibi ulaştırma sektörü ile başlayalım. Orada TAV, Türk Hava Yolları ve Pegasus 3 önemli hisse olarak çıkıyor karşımıza. Türk Hava Yolları 13.49 kapanışı önemli. Benim için Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki dönem performansı çok kritik. Eğer turizm sezonunu istediğimiz şekilde realize edebilirsek, biliyorsun Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Avrupa tarafından gelecek destinasyonlar evet. Oldukça önemli. İç turizmle desteğiyle eğer bu sene turizmi geçen senekinden daha iyi, bir önceki yıllara göre yani 30-40 milyar dolara tam yakalayamasak da belki orta uzun vadede daha yüksek hedeflerimiz var ama en azından bu sene geçen seneki gibi 8 milyar 10 milyar dolar civarında değil de bir 20-25 milyar dolara çıkabilecek bir performansa doğru götürebiliyorsak ve uluslararası destinasyon, hava limanları arasındaki ulaşım imkanları çoğalıyorsa bu Türk Hava Yolları için olumlu demek. Bilançosunda kısa vadeli bir bozulma vardı ama bunu hece edebilen bir Türk Hava Yolları var. Evet. Ve iç uçuşlar, domestik uçuşlar biraz şirketi destekledi. Ben net olarak Türk Hava Yolları'nda önümüzdeki dönem 14.5 civarında bir kapanışla, 14.5 üzerinde bir kapanışla bu yılın yükseği olan ilk etapta 15-20'lere kadar bir hareket. Eğer 15-20'leri geçiyorsak zaten Ali abi önümüzdeki dönemde hareketin 17-50 hatta 20'lere kadar gitmesi muhtemel. Net olarak da bir bilgi vereyim. Bunlar omurga değerlerdir. Bugünden yarına değil kısa orta vade. Bundan kastım minimum 1-3 ay, maksimum 6 ay arasındaki pivot hedef değerlerimizdir. Bundan daha uzun hedefler, bir senelik hedefler eğer hisse içinde görülüyorsa ben onu hisse bazında da söylemeye devam ederim. Ama benim kısa ve orta vadeden kastım 3 ay, 6 ay maksimumdur. Evet. Türk Hava Yolları'nın böyle bir performans imkanı var. Pegasus'a geldiğimde Pegasus güzel gitti aslında. Yani Türk Hava Yolları arkada kaldı. Pegasus bazı hecelemeler ve bazı piyasa hareketleri sebebiyle biraz daha hızlı yükseliş gösterdi. Çünkü bu sene düşük olarak 40'lara kadar, 38'lere kadar düşmüştü. Evet. Oradan başladı hareket. Yılın en yükseğinin etiketi 95'lerde. Şimdi ben burada biraz daha temkinli olmayı öneriyorum. Neden? Çünkü önemli bir kısmını almışız hareketin yukarı yönlü. Ve aşağıda 75-70 bandının önemli destek olduğunu 80 altında kaldıkça hatırlatmak isterim. Fakat fiyat yılın yükseğine ulaşabilmesi için 83-85 gibi bir eşi yani aylık yükselişte gördüğümüz, geri döndüğümüz o ara direnci geçmesi. Bunu geçtiği andan itibaren 95 hatta 105'lere kadar bir potansiyel gösterebilir. Fakat Türk Hava Yolları mı, Pegasus mu diye bir ayrım yapmayacağım. Ama evet. Türk Hava Yolları'nın görece performans imkanı daha yüksek. Buradan banka sistemine geçelim. Peki, tam 10 dakika vaktimiz var Cüneyt. Ona göre planlayabilirsen sevinirim. Evet. Hızlanacağım. Yok hayır, hızlanman için söylemiyorum. Elindeki malzemeyi hepsini aktarabilmen için söylüyorum. Aynen. Şimdi orada garanti 6-6.60 bandına geldiğinde alım önermiştim. Yani biz burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Önermiştik derken aslında satır arasında söylemiştik. Buralar artık
aşağı yönlü risklerin sınırlandığı, yukarı yönlü tepkinin oluşabileceği yerler demiştik. Çünkü direkt alım ya da satım önermemiz etik değil, doğru evet. da değil. Ama şimdi 6.60'dan başlayan hareket 8.16, kapanışta 8.20'lere kadar test ederek geldi. Aşağıda 8.750 gibi destekler geçilmedikçe, yukarıda 8.5, 8.80 gibi iki önemli hareket ve 9.25. Buralar kısa vadeli hedefler. Biraz daha orta vadeli hedefler. Eğer bankacılık sektörü 1300 üzerine atacaksa 10-10.5'lara kadar bir garanti performansı var. Hissedeki haber akışı da bunu destekliyor ve bilançoları beklenenden iyi geldi. Bu bilançolar fiyatlanır Ali abi. Hani ben minimum o 7.5-7.20 desteği kırılmadıkça 8 altında yukarıda minimum bir 9-9.25 bekliyorum garantide. İş Bankası benim için çok önemli. İş Bankası şu ana kadar performa etmedi birikimini. 5'in altına geçmedikçe 4.85 maksimum, yukarıda 5.50 hatta 6.25'e kadar kısa vadeli performansı var. Uzun vadede İş Bankası harekete başladığı zaman, ki 6.25-6.50'yi geçerse asıl hareketi o zaman göreceğiz. 7.5'lara kadar İş Bankası'na ulaşma imkanı var. Kamu bankaları hep söylüyorum Amerika'ya bağlı. Halk Bankası davası sürecine bağlı. Ciddi ucuzluk var Vakıfbank ve Halk Bankası'nda. Her iki hissede de yukarı yönlü performans, aşağı yönlü performansın çok çok üzerinde. Ama şu Halk Bankası'nın netleşmesi orada hareketliliği hızlandıracak. Onun için o hisselerdeki haber akışı o. Holdinglere geçiyorum. Anadolu Holding. Evet. Bilançosu içerisinde ve haber akışında önemli haberlere sahip. Bilançosu da fena gelmedi. 25.50'yi geçecek olursa 30-33'lere hatta 35'lere kadar kısa vadeli bir performans. Ama benim orta ve uzun vadede, bakın burada uzun vadeyi kullanıyorum Ali abi, 55-60'lara kadar bir Anadolu Holding hareketi bekliyorum içindeki. Çünkü önemli bir market zinciri var. Onunla ilgili haber başlığını çözdüğü andan itibaren Anadolu Holding'de işler değişir. Koç Holding 19-15 kapanış, yukarı yönlü potansiyeli var. 20-20-50 geçilecek olursa 22-25'lere kadar hatta 30'lara kadar bir Koç Holding performansı, ama aşağıda 19'un altında 18-18.50'nin önemli bir destek olduğunu hatırlatmak isterim. En çok alımın yapıldığını söylediğimiz Sabancı Holding. Yatırımcı şunu söylüyor: ben uzun vadede Sabancı Holding alarak veya bu tarz kağıtlar alarak para kazanamadım. Alım satım yapsalardı veya TL bazlı grafikleri büyüttüğümde 20 senelik perspektifte aslında kazanç var, ama dolar bazlı baktığımızda veya enflasyon endekslediğimizde haklılar. İşte şimdi artık bu hisselerin zamanı gelmeli eğer Türkiye hikayesini doğru performe edebilecekse. Yine de kısa vadede 8'in önemli bir destek olduğunu, yukarıda 9-9.25 geçirse 10-11 bandına doğru bir hareket potansiyeli olduğunu hatırlatmak isterim. Şişe, şimdi hisse hisse gideceğim, sektörden çıkacağım Ali abi. Şişe bence çok önemli bir hisse. İyi de performe ederek geliyor. 8'lerde kapanış, 8.01'de kapanış önemli. Aşağıda 7.50-7.75'i kırmadıkça yukarıda 8.5-9.25'lere kadar bir potansiyel benim için kısa orta vadede mümkün. Hatta onları bile görmesi mümkün. Çünkü çok şeyi içinde biriktirdiği şişe önemli bir performans vaat ediyor. Çimento hisseleri içerisinde Çimsa ve Oyakçı önemli hisseler. Özellikle Oyakçı eğer 8'deki o direncini kırabilirse 9.25 ve 10'a kadar bir hareket gösterebilir. Çimsa prim yapmıştı. Şimdi onun sindirmesini yaşıyor. 20 altına geçmedikçe 25 hatta 32'lere kadar bir performans mümkün. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, hep söylüyorum, 2'nin altında kademeli alım için uygun. 1.96 kapadık. Aşağıda 1.91-1.85, maksimum 1.80'i geçmedikçe hareket 2.50'ye kadar potansiyel taşıyor. Bence uzun vadede, bakın burada yine uzun vadeyi kullanıyorum, 5.25'lere kadar 1-1.5 senelik vadede performansı olabilecek kağıtlardan biri. Arçelik, 32.40 kapanışı bence model portföyler içinde önemli hisselerden biri. 30.28 destekli, 35-45 hatta 50 hedefli bir Arçelik var önümde. Hikayesi de güçlü, kendisi de güçlü. Buradan Aselsan'a gelmek istiyorum. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri Ali abi. Evet. Bu hafta ben model portföye ilk defa Aselsan'ı da alıyorum. Bilançosu iyi geldi. Hikayesi çok yüksek. Savunma sanayi geldiği nokta belli. Birikimli bir potansiyel var Aselsan'da. Evet. 10-15 maksimum 10-17 bandı içinde kademeli alımlar
Yukarıda önümüzdeki dönemde 25 hatta 35'lere kadar bir potansiyel vaat ediyordu. Ancak 47'leri görmüştü bölünmeden önce. Temettü verebilen de bir şirket, geleceği olan bir şirket. Ben onun için Aselsan'ı model portföyün içine aldım açıkçası. Aksa benim için önemli hisselerden biri. Hem nakit akışı hem dolar tarafındaki risklere karşı kendini hedge etme imkanı bulundurduğu döviz pozisyonu. Hem karbon elyafı hem de önemli hikayesi. Aksa'yı potansiyel yapıyor. 15-50 destekli, yukarıda 17-50 hatta geçirse 20-22 hedefli bir aksa var önümde. Anadolu Sigorta önemli hisselerden biri. Finans sektöründe bankalar gidiyorsa hemen arkasından arka tekerlek sigorta sektörü harekete geçer. Zaten ciddi de hareketler yapmışlardı daha önce. 6-6.25 destekli, 6.78 kapanışı var. 7 üzerinde 7.50, 8'lere kadar. Hatta biraz daha üzeri bir Anadolu Sigorta mümkün. Otokar önemli bir hisse. Savunma sanayinde adı geçen, zaman zaman ihalelerle adı alınan önemli bir hisse. 310 kapanışı var. Primli denebilir ama net söyleyeyim. Önümüzdeki dönem savunma sanayi ve bunun yan sanayisi çok önemli olacak Türkiye'de bana göre. Otokar da geri çekilmelerde muhakkak portföylerde olmalı. 300-280 gibi destekleri var. Yukarıda da 310 kapanış var. Ama 325 hatta 350 üzerinde 400'lere kadar gitme potansiyeli var. Otokar dışında Tofaş Oto. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü önemli hikayeleri var. Evet. Tofaş Oto'da eğer 25-27-50'leri kırmadan yukarı yönlü 30'ları bir geçebilirsek 33-35 ilk etapta, sonra da 42'lere kadar bir hareket alanı gözlemliyorum açıkçası. Vaktimiz var mı? Devam edeyim mi? Var. İki dakikadan biraz daha fazla vaktimiz var. Buyurun. Aygaz Ali abi benim için önemli hisselerden biri. 14-19 kapanışı var. Yıl içerisinde 18-96'ları 19'ları gördü. Düşük olarak da 10'ları gördü. Tam FIBO düzeltme seviyelerinde. 14'ün altına geri çekilme olmazsa önemli haberler de gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerinden çıkardığım bir sonuç. Evet. Aygaz'da eğer 14-50-15-25 geçilecek olursa yılın en yükseğine 19'lara doğru tekrar bir hareket açıkçası mümkün. Onun dışında bakıyorum konuşmadığım kalmadı mı? Valla bugün için hazırlık yap. Yani Netaş ve Turkcell. Şimdi evet. Bunları konuşmadan olmaz. Turkcell toplanmaya devam ediliyor takasında ısrarlı bir şekilde. Açıkçası 14.50 altına saktırmıyorlar. 14.50-13.50. Oralar geçilmedikçe aşağı yönlü 16.50-17 ilk hedef. Ama 17'yi geçerse Ali abi 25'lere kadar bir hareket potansiyel. Netaş bence önümüzdeki dönem teknoloji hisseleri içinde önemli bir yere sahip olacak. Yıl içerisinde 36 gördü. Düşük 12 gördü. 24 değer 12 böldüğün zaman 24'ler tam %50 düzeltme seviyesi. Kapanış zaten buralarda. Eğer 24-50-25 geçilirse 30-36'lara kadar bir potansiyeli olacaktır. Ben uzun vadede Netaş'ı da önemsiyorum. Evet. Bir de Gerel var. Önemli hikayesi var. Bu elektrikli otomotivler realize oldukça ülkemizde, dünyada da realize oluyor. Özellikle akü çalışmaları üzerinde ciddi çalışmaları var. Aküleme yani enerjiyi biriktirme, enerjiyi taşıma. Evet. Bu anlamda da önümüzde potansiyel olacak hisselerden biri Gerel olacaktır diye düşünüyorum sevgili Ali abi. Çok teşekkürler Cüneyt. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Güzel bir toparlama yaptın hafta sonu için. En azından gelecek haftaya da iyi bir kılavuz oluşturduk. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra çöp sektörünü konuşacağız. Çünkü Türkiye Avrupa'nın çöp deposu noktasına gelmiş vaziyette. Bunun değiştirilmesi için yeni bir paradigmaya ihtiyaç var. O paradigmayı konuşacağız. Türkiye çok kısa bir süre öncesine kadar Avrupa'nın
en büyük çöp ithalatçısı ülkelerden biriydi. Çin ithalattan çekilince Türkiye bir numaraya yükseldi. Şu anda Avrupa'dan en fazla çöp ithal eden ülke konumundayız. Ama bu paradigma, bu model değişiyor. Bu modelin değişme gerekçelerini ve bundan sonra ortaya çıkacak gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda uzman bir isim var şu anda Skype hattımızda. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu bizimle birlikte. Şerife Hanım hoş geldiniz. Duyamadım sizi. Şerife Hanım duyabiliyor Merhabalar, musunuz beni? Merhabalar Ali Bey, nasılsınız? Çok, evet duyabiliyorum. Tamam, siz süper. Beni duyabiliyor musunuz? Şahane, tamam. Şimdi sesiniz daha iyi gelmeye başladı. Şimdi meseleyi özetledim ben. Gerisini size bırakacağım. Yaklaşık 13-14 dakika vaktimiz var. Araya girmemeye çalışacağım ama elimde bir hazırlanmış tekstiniz var. Çok güzel hazırlamışsınız. Okudum ve yararlandım. Şimdi biz neden çok çöp ithal eden bir ülkeyiz? Bu durumdan kurtulacak mıyız ya da kurtulmamız gerekiyor mu diye soruyorum. Buyurunuz. Çöp ithalatı küresel bir problem. Sizin de söylediğiniz gibi özellikle Çin'in 2018'de getirdiği sınırlamalardan sonra Çin'in yaptığı çöp ithalatı dünyada başka gelişmekte olan ülkelere doğru yöneldi. Maalesef bunlar içerisinde Türkiye de var. Evet. Türkiye ile beraber diğer ülkeler ise Güney Asya ülkeleri çok büyük oranda baktığınız zaman ve Avrupa üzerinde de Polonya'dan bahsetmek mümkün bu anlamda. Aslında çöp ithalatı, atık yönetimini gerçek anlamda özellikle işte geri dönüşüm ve enerjiye dönüştürme noktasında baktığımızda gerçekleştirebildiğimiz bir platformda çok sorunlu bir durum değil. Evet. Ama Türkiye özelinde baktığınız zaman buradaki en önemli sorunlardan bir tanesi şu. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem Eurostat verilerine göre hem de İngiltere istatistiklerine göre Türkiye 2020 yılında 660 bin tona yakın çöp ithal ediyor. 660 bin tona yakın plastik ithalatı yapıyor. Evet. Avrupa'dan ve bunlar bizim katı plastikler olarak adlandırdığımız dönüştürülmesi oldukça zor çöp türlerinden bir tanesi. Bunun yanı sıra baktığınız zaman bu genel ifade aslına bakacak olursanız Türkiye'de genel anlamda bu atıkların geri dönüşüm ve bertaraf edilmesi noktasında da bir şeffaflık yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi son dönemde artan çöp imha merkezleri diyeyim genel anlamda. Yani evet. Hem atık bertaraf hem de geri kazanma tesislerine rağmen kimin ne kadar ithalat yaptığı kotası dahilinde ve hangi kodlarda ithalat yaptığı bilinmiyor. Ve bunları ne kadar dönüştürebildiği de bilinmiyor ki benim ulaştığım rakamlardan bir tanesi oldukça dramatik. Yani dünya ortalaması geri dönüşümde %10 civarıyken bu atık türünde evet. Türkiye'de aşağı yukarı %1'lik bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman geri dönüştürülemeyen bu çöpler ne oluyor ya da ne yapılıyor? Şu an sizin de görselde yansıttığınız gibi açık çöp toplama alanlarında evet. Birikiyor. Biriktikleri yerlerde ciddi anlamda çevre kirliliğine neden oluyor. Su kirliliğine neden oluyor. Baktığınız zaman denizlerin kirlenmesiyle beraber atmosferin en kıymetli oksijen kaynaklarından bir tanesi heba alıyor. Bunun dışında Türkiye ile aynı kaderi paylaşan ülkelerden bir tanesi ki Malezya. Malezya çok ciddi bir sınırlama getirdi bu çöp ithalatı meselesine. Özellikle plastik çöpler özelinde baktığınız zaman ciddi anlamda sağlık sorunlarının olduğu da görülüyor mesela. Bu ölçekte baktığınızda Türkiye'de bir atık yönetim mevzuatı var aslında ve atık evet. Yönetimi belli aşamalarla karşımıza çıkıyor. Bu mevzuat dahilinde aslında ortaya çıkan tabloda gördüğümüz şey en büyük sorun ya da baktığımız zaman şeffaflığın olmaması ya da denetimin olmaması. Hani şeffaflık bizim özelimizde yok. Belki devletin elinde bu bilgiler var ama mesela biz TÜİK'te bunları tam olarak göremiyoruz. Hani nerede en fazla görmeyi bekleriz? Burada görmeyi bekleriz baktığınız zaman. Burada net olarak göremiyoruz. Dolayısıyla baktığınız zaman bu da hangi sorunu beraberinde getiriyor? O zaman şunu düşünüyoruz doğal olarak. Acaba bir denetim mekanizması mı yok diye düşünüyorduk ki
Biliyorsunuz Türkiye'de de özellikle bu konuda aslında yapılan haberlerle birlikte ciddi anlamda bir sınırlama getirilmesi gündeme geldi. Hatta böyle bir mevzuat oluştu. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin de belli kodlardaki plastik ithalatını özellikle sınırlandırdığını göreceğiz. Ve özellikle geri dönüştürülemeyen plastik atıklarla alakalı da çevre tedbirleri ya da çevrenin korunmasına yönelik tedbirler çerçevesinde gerekli hamlelerin yapıldığını gözlemleyeceğiz. Tabii ki atık genel anlamda baktığınız zaman aslında tüketimin bir parçası. Her şeyden önce herkesin bu farkındalıkla bu sürece yaklaşması gerekiyor ki atık yönetiminin en önemli adımlarından bir tanesi. Çünkü biz sadece çöp ithal etmiyoruz, çöp almıyoruz. Bir taraftan da baktığınız zaman kendimiz de ciddi anlamda tüketim toplumu olarak çöp Tabii. üretiyoruz aslında. Yani sadece işte ithal edilen çöplerle de sınırlandırmamak lazım bu süreci. Her şeyden önce bizim bir kere çok toplum olarak bir önleme, yani atık üretmeme, bu anlamda doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma gibi bir kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Onun dışında üretilen atıkların minimize edilmesi, bununla birlikte baktığınız zaman eğer mümkünse yeniden kullanma, tabii ki çok çok bu süreçte faydası olabilecek olan, katkısı olabilecek adımlar. Sonrasında baktığımızda ise geri dönüşüm. Şimdi burada şöyle düşünülüyor. Yani bir evet. atık işte defalarca geri dönüştürülebilir. Şimdi atıkların geri dönüştürülmesi sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi bunlardan ham madde olarak yararlanılması süreci. Şimdi baktığınız zaman bu ham madde olarak yararlanma süreci de özellikle plastik atıkların ana maddesinin yine fosil yakıtlar, petrol olduğu düşünüldüğü zaman bu da aslında çevre açısından işte %100 fayda sağlayan bir süreç değil. Çünkü burada da siz belli bir enerji kullanıyorsunuz, atmosfere yine sera gazı salıyorsunuz. Ondan sonra baktığınız zaman belli oranda bir kirliliğe neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bu geri dönüşüm sürecinin de maksimum ölçüde temiz teknolojilerle ve çevreyle uyumlu bir şekilde ya da çevre menfaatleri dolayısıyla insan menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Nitekim son aşamada baktığımız zamansa yine atıkların bertaraf edilmesi ya da şöyle ifade etmek yine doğru, özellikle plastik atıklar özelinde maksimum ölçekte bertaraf edilmesi noktasında da yine atmosfere, çevreye baktığımız zaman doğaya minimum zarar verecek yöntemlerin tercih edilmesi, bu teknolojilerden faydalanılması çok çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu konuyu sadece atık ithalatı perspektifinden görmemek lazım. Aynı zamanda bizim de bireysel anlamda baktığımızda, yani bireyden topluma uzanan bir süreçte atık yönetimi konusunda neler yapabileceğimiz üzerine de gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Son yıllarda özellikle belediyelerde çok gerçekten sevindirici uygulamalar var. Evet. Ki kaynakta atık ayrıştırma, atık yönetiminin en önemli aşamalarından bir tanesidir genel anlamda baktığınızda. Belediyeler mesela farklı atıkların ayrıştırılarak çöp olarak ya da değerlendirilmesi anlamında, çöplerin geri dönüşümü anlamında bir hassasiyet sergiliyor. Şimdi biz de aynı hassasiyeti sergilemek zorundayız. Şimdi eğer bu hassasiyeti sergilersek zaten kaynakta ayrıştırma yaparsak, işte bunu bir külfet olarak görmezsek, bunu bir milli değer olarak görürsek, belki işte ithalatın zorunlu kısmına da aslında ihtiyacımız kalmayabilir. Zorunlu kısımdan kastımsa şu, biliyorsunuz sonuçta atıklar farklı klasmanlarda diyeyim ya da farklı gruplarda enerjiye dönüşüyor. Yani elektrik ve ısı enerjisine dönüşme potansiyeline sahip. Türkiye kadar ithalata, enerjide ithalata bağımlı bir ülke için tabii ki bu bir değer oluşturuyor baktığımız zaman. Bu perspektiften, yani hem bu perspektiften hem de
sürdürülebilir çevre perspektifinden şu görüntüler, şu an gördüğümüz şeyler hiçbirimizin hoşuna gitmiyor. Evet. Bunların sadece görüntü olmakla kalmayıp aynı zamanda yaşadığımız ekosisteme de çok büyük zarar verdiğinin farkında olarak aslında bizim de oldukça sorumlu davranmamız gerekiyor. Evet. Şerife Hanım, 2 dakika vaktimiz kaldı. Onda da şunu soracağım. Şimdi bu bir sektör oluşturmuş durumda Türkiye'de. Yani atıktan enerji elde etmeye dayalı bir sektör var. Çok sayıda şirket kuruldu. Hatta bu şirketlerin pek çoğu halka açıldılar, halka arz edildi. Dolayısıyla onların aynı zamanda sahibi halk bu anlamda. Şimdi bu şirketler çöp ya da atık ithalatı engellendiği takdirde, özellikle polimerlerin ithalatı engellendiği takdirde kaynaklarını nereden bulacaklar ya da onlara bir kaynak yaratabilecek durumda mıyız biz içeriden? 2 dakika, 120 saniye vaktimiz var. Bakalım o süreye sığdırabilecek misiniz? Hemen toparlamaya çalışacağım. Meslek hastalığını bir tarafa bırakarak Ali Bey. Şöyle bir realite var. En başta vurguladığım nokta çok önemli. Şimdi hem atık bertaraf hem de geri kazanım tesisleri faaliyet gösteriyor Türkiye'de ve toplamda 233 tesisten bahsediyor, 223 tesisten bahsediyoruz. Buradaki önemli nokta şu, bu artış, yani bu tesislerin artışı yurt içinden gelen atık üretimiyle mi yoksa ithalat sebebiyle mi ortaya çıktı? Evet. Yani belki de bizim yurt içinde zaten ürettiğimiz atık mevcut biyogaz tesisleri için yeterli. Evet. Eğer bunu bilirsek gerçekten bu soruya da cevap verebilir noktada olacağız aslında. Sonuçta şöyle bir realite var. En genel perspektiften baktığımız zaman dedim ya hani enerjide ithalat bağımlı diye. Burada bahsettiğim şey aslında ithal kömür ve doğalgaz santralleriyle elektrik üretmekten bahsediyorum. Evet. Siz ithal atıkla elektrik üretiyorsanız gene ithalatta yeni bir parametre oluşturuyorsunuz. Tabii, enerji üretimi noktasında. Evet. Harika. Çok teşekkürler. Gayet güzel özetlediniz. Süreyi de çok iyi kullandınız. Doktor Şerife Özkan Nesimioğlu ile konuştuk. Karatay Üniversitesi öğretim üyesi. Türkiye çöp ithalatını giderek sınırlamaya başlayacak. Çöp ithalatının sınırlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak klimadan söz ettik. Böylece son seansın sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte buradayız.